Yürüsüzü Web TV Başarılı Kadınlarımız programımıza hoş geldiniz. Başarılı kadınlarımızın hayatlarına dokunduğumuz ve başarılarını sizlerle paylaştığımız ve sizlere aktardığımız programımızın bu haftaki konuğu eğitimci yazar Sayın Gülseren Delibaş. Hoş geldiniz Gülseren Hanım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk Hülya Hanım. Teşekkür ederim. Ben Malatya doğumluyum. İlkokul 4. sınıfa kadar Ankara'da okudum. Babamın işi dolayısıyla Malatya'dan Ankara'ya gitmiştim. Daha sonra İpek Gaz Fabrikası 62'de kurulunca biz Ankara'dan İzmit'e geldik. 62'den beri İzmit'te yaşıyorum. Düşünün yani 62, 2022. Benim yaşımda ortaya çıkıyor şu anda Fulya Hanım. İzmit'te ortaokul, lise bittikten sonra üniversiteyi Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bitirdim ve edebiyat öğretmeni olarak görmeye başladım. Tabii ilk etapta akşam lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra ortaokullarda Türkçe derslerini ve İngilizce ek branşım olduğu için İngilizce derslerine girdim. Bir de birkaç okulda güzel konuşma yazma derslerine de girmiştim. 35 yıllık bir öğretmenlik süreci benim. Emekli olmadan önce üniversitede, Kocaeli Üniversitesi'nde master eğitim bilimleri ve master programına başvurdum. Ve başvurunca erken emekli oldum. 23 yıllık öğretmenliğime sona erdirerek master programına devam ettim. O ara sivil toplum örgütlerinde başladım çalışmaya. Tabii en önemli sivil toplum örgütü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Zaten emekli olmadan önce gönüllü olarak yaz okullarında çalışıyordum. Emekli olduktan sonra yönetime hemen beni aldılar. Derken 6 dönem Çağdaş Yaşamı Yönetimi ve eğitim programları, yaz okullarıyla ilgili çalışmalar yaptım. Daha sonra 2003 yılında Ankara'da Ulusal Eğitim Derneği kuruldu. Ulusal Eğitim Derneği'nin kurucu üyesiyim. Kocaeli'nde şubesini açtım ve 8 yıl şube başkanlığı yaptım Ulusal Eğitim Derneği'nin. Ve burada eğitimle ilgili projeler hazırladık ve yaşama geçirdik. Bunun dışında tabii ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde devam ettim. Atatürk Düşünce Derneği'nde de yine toplantılara katılarak eğitim anlamında katkı sunmaya çalıştım. Son 10 yıldır da kitap yazıyorum. Özellikle Gönül Hakkı diye Kocaeli Üniversitesi'nde benim bir hocam var, çok severim. Benim özellikle çocuk kitapları yazmama çok akıcı bir dilim olduğunu, gazetelerdeki yazdığım özellikle deneme, makale gibi şeyleri bırakmamı, ki 5-6 yıl gazetelerde röportaj deneme ve şiirler, öyküler yazıyordum. Onu bıraktım ve çocuk öykülerine başladım. Derken bayağı kitabım oldu. 15 tane çocuk kitabım, 12 tane de gençlik kitabım var. Bunun dışında benim en önemli yazdığım, daha doğrusu Aklı Türk'ün Nutku'nu seslerim, o benim için çok önemli. İlkokullar için de Atatürk kitabını çıkardım. İki oğlum var. Bir de kız torunum var. Kocaeli'nde şu anda uzun tarla, Kartepe ilçesinde uzun tarla belgesinde yaşıyorum. İsterseniz öncelikle eğitimci kimliğinizle başlayalım.
Öğrencilerinizle ilişkileriniz nasıldı? Sizden nasıl etkilenirlerdi? Evet, öğrencilerimle ilişkilerim iyiydi, çok iyiydi. Bunu da şöyle ben size izah edeyim. Emekli olduktan sonra öğrencilerimle karşılaşıyorum. Onlar anlatıyorlar bana. İşte öğretmenim biz sizin dersinizde koşarak geliyorduk. Sizin dersinizdeki verdiğiniz ödevleri seve seve yapıyorduk demelerinden. Beni devamlı ararlar. Yani mezun ettiğim öğrenciler. Sevgiyle yaklaşıyordum. Onları özgür bırakıyordum. Onları konuşturuyordum. Onlara özellikle güven veriyordum. Onlar herhalde etkili. Ve onların her türlü sorunlarıyla ilgileniyordum. Belki ondan kaynaklanabilir. Çok iyi ilişkilerim. Bazı öğrenciler tüm yani böyle ailelerine anlatmadıkları, annesine örneğin anlatmadığı derdim ki çok büyük dertler yaşamış çocuk bana mektupla yazıp getiriyordu. Öğretmenim beni işte bu dertten kurtarın, ben anneme söylesem annem inanmaz. Bana o kadar güveniyorlardı. Bu çok güzel. Herhalde öğrencilerin çok sevdiğinden aşırı derecede bir sevgi var öğrencilere karşı bende. Örneğin 25-30 yıllık öğretmenken bile sanki ilk yıl mesleğe başlamışım gibi başlıyorum, coşkulu başlıyorum. O herhalde yani meslek sevgisi diye düşünüyorum. Evet, meslek aşkı. Gerçekten evet. De öyle. Aşığım. Yazarlık serüvenimiz nasıl başladı? İlk nasıl keşfettiniz kendinizi? İlk kitabımız neydi? Evet. Yazarlık serüveni, yani yazmayı çok seviyordum. Şöyle ki, küçükken annemin mektup yazıcısıydım. Annem okuma yazma bilmediği için bana 9, 10, 11 yaşlarında mektup yazdırıyordum. Her hafta 2-3 mektup yazıyordum. Malatya'ya gönderiyordum. Derken ben eve 2-3 gazete giriyordum. Babam özellikle hayat mecmuası, günlük gazeteler, dergiler alıyordum. Onları okurken özet çıkarıyordum. Yani babam bazen soruyordu, kızım ne gördün, yani ne anladın, bana anlat diyordum. Ben gerçekten bazen yazıya döküyordum, bazen babama anlatıyordum. Günlük tutuyordum bir de ilkokulda. Özellikle babam günlük defteri bana almıştı. Herhalde yazma sevgisi günlük tutmaktan, annemin mektup yazıcısı olmamdan, babamın özellikle bizi okumaya teşvik etmesi, okuduklarımızı anlattırması, onlar herhalde etki etti. Ve gazetelerde yazmaya başladım ben. Hatta lisede okurken kompozisyon derslerim çok iyiydi. Öğretmenler çok beğenirdi kompozisyon derslerimi. Onların da etkisi var sanıyorum. Evet. İlhamlı kaynaklarımız ailemiz o zaman. Aileden evet. Almış olduğumuz kaynaklar. Evet. Peki hayattaki bir sloganınız, kitaba dair, mesleğimize dair herhangi bir hedefiniz, sloganımız var mı şu an? Tabii ki. Anladığımız? Hem de nasıl çok yani bir tane değil birkaç sloganım var Hülya'nın. En önemli sloganım benim, hak verilmez alınır. Ben çocuklara da bunu hep anlatırdım. Yani hiçbir zaman hakkınızı arayın. Çünkü kimse size hakkınızı aramadan hakkınızı vermez. Hep bunu şey yapıyorum. Benim en önemli sloganım budur. Hakkımızı aramak. İkincisi, ben daha yani öğretmenliğe başladığımda sevginin çok önemli rol olduğunu, yani öğrencileri sevmek bir öğretmen için başarıyı getiriyor. Bunu biliyordum ve çocuklara sevgiyle yaklaşıyorum. Sevgi de en büyük sloganım. Her şeyde sevgi, sevgi her şeyin ilacıdır. Üçüncü de barış. Barış içinde olmak. Herkesi olduğu gibi kabul etmek.
Bunlar benim sloganım. Kimseyi ötekileştirmemek. En büyük sloganlarım bunlar. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz da kitaplarımızdan bahsedelim isterseniz. Kitaplarımızın sayıları oldukça fazla. Kitap içeriklerimizden ve kitaplar nasıl ortaya çıktı biraz onların hikayelerini dinleyelim. Evet. Kitap Ulusal Eğitim Derneği'nin başkanlığını yaparken özellikle Kocaeli yerel gazetelerde ben makale, deneme ve söyleşi yazıyordum. Gazetelerde röportajlar hazırlıyordum. Bu 3-4 sene sürdü. Demokrat Gazetesi, Kocaeli Demokrat'ta özellikle her hafta bir röportajım yayınlanıyordu. Ve hafta sonları da kesinlikle dergide hafta sonu pazar ekinde bir makalem veya denemem yer alıyordu. Derken aradan seneler geçti. Kayıt Radyo'da bana sunuculuk görevi verildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına bir arkadaşımız Çağdaş Pencere'den Sesleniş programını yürütüyordu. Onun depremde ne yazık ki yitirmemiz, o arkadaşımızı, Yıldız öğretmenimizi yitirmemiz nedeniyle o görevi bana verdiler. Ve o görevde de özellikle eğitimle ilgili çok çalışmalar yaptım. Çağdaş Pencere'den Sesleniş adı altında Kayıt Radyo'da. Derken baktım, o benim özellikle davet ettiğim kişiler bana dedi ki, hocam neden sen kitap yazmıyorsun? Neden çocuk kitapları yazmıyorsun? Yani çok akıcı bir dilim var. Bu şey gerçekten sevgi dolusunuz, pozitif bir enerjiniz var. Lütfen çocuk kitapları yazın. Ben de onlara şunu dedim. Benim yazdıklarım, günlüklerim var, ufak tefek, böyle liseyi bitirdikten sonra yazdığım kendi anılarım bir kenarda duruyor. Onları bir gözden geçireyim falan. Dediler ki tamam, onları gözden geçir ama çocuk kitapları yaz. Gönül Balkır var, profesör, hukukçu kendisi. İşte benim de çok sevdiğim hocam. Dedi ki bana dedi yarım saatte bir öykü yazmanı istiyorum. Elma konusunu vereyim, yaz bakalım dedi. Yarım saatte 3 dosya kağıdı. Alya'nın Elma Ağacı diye bir öykü yazdım, çocuk öykü. Şaşırdım Gönül Hanım. Dedi ki tamam, başla. Ve bir başladım, 3 ay daha. 20 tane öykü getirdim. Ve Alya kitabım 4. ayda çıktı. Benim serüvenim çocuk kitapları, serüvenim böyle başladı Hülya Hanım. Çok mutluyum. Kendi torunum 5-6 yaşındayken başladım. Şu anda lise 1'de torunum. Ben gerçekten torunumdan sonra ablamın torunu Yiğit öyküleri yazdım. Onu 16 öykü. Ardından yine bir masal kitabı çıkardım. Ben onları isterseniz şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet, çok sevindim. Evet, bakın bu ilk Alya öykülerim. Alya öykülerimde ressama dedim ki, ressam da bizim köyümüzde gerçekten Çağdaş Yaşam'da resim öğretmenliği yapan Filiz Kaya arkadaşım. Dedim ki böyle bir şey düşünüyorum. Acaba Alya'nın resmini versem kitaplara o öyküleri okuyup çizebilir misiniz? Acaba çizebilir miyim dedi bana. Vallahi çizersin dedim. Sen çok iyi bir ressamsın. Yapabilirsin deyince ilk kez çocuklarla ilgili gerçekten bu öyküleri okudu. Alya hemen göstereyim bakın size. Alya'nın resmi de burada var. Hemen göstereceğim. Resimler yaptı ve Alya'ya çok benziyor. Gerçekten o kadar çok benziyor ki Alya'ya. Bakın.
Alya'nın o kadar benziyor ki Alya'ya. Bir dakika. Yani çok başarılı ressamımız. Burada bir tane daha var. Bakın. Gerçekten. Benim Alya'nın evet fotoğraflarını verdim. Çok güzel. Neyse. Yani bu kitaplar ilk baskı. Şu anda bakın iki baskı yaptı bu. Bakanlık da aldı. Kültür Bakanlığı da aldı. İzmit Büyükşehir Belediyesi de 2015'te almıştı. İki baskı yaptıktan sonra mecburen 3 sene önce ben 3. baskı 4 tane Alya kitabı çıkarttım. Çünkü okullarda söyleşi yapıyorum ben Hülya Hanım. Kitaplarım olmadan önce de benim Hülya Hanım Öğretmen Dünyası dergisinin Kocaeli temsilciliğini yaptı 32 yıl. Okullarda Öğretmen Dünyası dergisini tanıtmıştım. Onun bir projesi vardı. Ayda bir kitap okuma projesi. 1997-98'de o projeyi ben emekli olmuştum. Okullara gittim. O projeyi Milli Eğitim Bakanlığı çok beğenmişti. Biz Öğretmen Dünyası dergisi temsilcileri ve diğer 75 sivil toplum örgütü Ankara'da ayda bir kitap okuma projesi hazırladık. Ben de Kocaeli'nde bu projeyi tanıttım. Bu projeyi niye tanıttım? Çünkü bu proje okulların ciddi halde okul müdürleri ve öğretmenler çok iyi tanıtamamışlar. Yani bu proje %10 oranında okullarda yaşama geçmiş. Bunu fark ettim. Çünkü benim Milli Eğitim Müdürü dedi ki okullara git bakalım dedi hocam. Dedi bu projeniz yaşama geçmiş mi geçmiş. Geçmediğini görünce okullara beni gönderdi. 4,5 yıl ben daha kitap falan yazmamıştım. Hiç kitabım yoktu benim. Bana dedi ki gel seni okullara göndereyim. Okullarda bu projeyi anlat. Bir de çocuklara dedi kitap okumanın önemini anlatan. Ne dersin dedi. Nasıl sevindim Fulya Hanım. İnanır mısınız? Duyalar benim o. Yani ben demek ki arayıp da bulamayacağım bir şey bana teklif edildi. Hay hay dedim. Ve hemen başladım. Ve 4,5 senede 153 okula gittim Kocaeli'nde. Yani yalnız İzmit şey değil, diğer ilçeleri, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, artık Gette, oradaki okullara da gittim. Köy okullarına da gittim. Oralarda 158 okulda bu projeyi tanıttım. Çocuklara da kitap okumanın öneminden var. Ve inanın yani belki de bu kitaplar biraz da oradan esinlendiğim için o çocuklarla yaptığım söyleşiler de beni çok mutlu etmişti. Bir başladım, herkes şaşırdı yani o kadar kısa sürede kaç çocuk öyküsü bakın 4 senede 15 çocuk öyküsü. Yani kitabı çıktı. Evet. Arda arda hemen kredi çekiyordum, bastırıyordum. Kredi çekiyordum, bastırıyordum. İşte okullara gidiyordum falan. Derken işte çocuk öyküleri bu şekilde. Yiğit öykülerinden biraz bahsedeyim. Yiğit öyküleri de bakın 4 tane yine 4 kitap. Tabii bu Ali öyküleri neden benim doğdu? Okullardaki öğretmenler bana dediler ki, hocam bak sen senin öykülerin değerler konusunda çok önem veriyorsun. Çocuklarımız için çok güzel kitaplar bunlar. Fakat renkli bastırın. Yani siyah beyazı daha önce gösterdim ya size. Siyah beyaz. Bunların renkli. Onun için renkli bastırdım ben. Üçüncü baskı. Yiğitleri de şimdi bakın burası siyah beyaz ama elimde kalmadı. Şu anda yiğitler tükendi. Şu anda çalışma yapıyorum. Umarım şu anda bir anı roman yazıyorum. Anı roman da Türkan Saylan'ın hayatı.
anı romanını yazıyorum. Nisan 2023'te bitecek. Çünkü hedef koydum. O biter bitmez Yiğit öykülerinin ikinci baskısını daha da geliştirerek, biraz da fantastik öğeler katarak güzel bir şekilde düzenlemeyi düşünüyorum. Artı sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Şimdi bakın, bunları da yine masal, çocuk öyküleri, bunları da şöyle çağdaş yaşamda yaz okullarında çalışırken çocuklarla yaşadığım, okullarda, ortaokullarda çocuklarla yaşadığım olayları anlatarak, onların başlarından geçen olayları anlatarak şu iki öykü kitabı oluştu. Teoman'ın akarsiyonu, Yaşama Sevincinin Zaferi. Bu Pırtık ve Tırtık da masal kitabı. Masal var aslında, dört tane. Evet, ardından... Yani her yaş düşünülmüş aslında. Evet. Bakın, çocuklar için Atatürk kitabı hatırladım. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl anlatabilirim dedim. Nutuğu çocuklar, ilkokul çocuğu anlayamaz. Onun için ben Cahit Külebi'nin Kurtuluş Savaşı destanını ana tema alarak bu kitabı aldım. Ve bu kitap ikinci baskı oldu. Şu anda ikinci baskısı, birinci baskı tükendi. Çünkü okullara pandemi öncesi çok gittim. Çünkü okullar davet ediyordu müdürler. Hem çocuklara okumanın önemini anlatıyorum. Yani benim kitaplarım çıktıktan sonra da Milli Eğitim bana hocam kitaplarını hem tanıt hem de okullarda sen daha önce de yapmışsın. Biz araştırdık dediler bana. Senelerce kitap okumanın önemini okullara giderek anlatmışsın. Şimdi de tekrar devam ve sen de kitaplarını imzalarsın. Deyince kitaplarımı da inceleyip çok beğendiler derken böyle arda arda kitaplar basılmaya başladı. Şimdi pandemi döneminde ben 3 tane kitap bastım. Boş durmadan. Bakın, bilmeceler dedi bulmacalar. Artı fıkralar. Neden bunları bastım biliyor musunuz Hülya Hanım? Kitap fuarlarında çocuklar bana kitapları bir imzalarken öğretmenim siz neden fıkra kitabı yapmıyorsunuz? Neden bilmece kitabınız yok? Biz yani bilmece kitabını istiyoruz, fıkra kitabını istiyoruz deyince ben pandemi döneminde not almıştım onları. Bir 50-60 öğrenci söyleyince artık yani yapmak zorundasın çocukların. Yani bunun şeyi yok gerçekten. Ben çocukları kıramam. Oturdum bunları derledim. Bilmece, bulmaca. Artı bir de Kocaeli'ni tanısınlar diye çocuklara pişmaniye molası öyküler diye Kocaeli'ni anlatan çocuk öyküler ya. İsimler de çok güzel ama bu arada. Evet. Bakın, pişmaniye molası öyküler. En son kitabım bu. Artı gelelim benim gençlik için yazdığım kitaplar. Gençlik için yazdığım ilk kitaplarım Gençlik serisi 1, Sevginin Sihirli Gücü. Gençlik serisi 1. İkincisi de Kimliğimi Çalamazdım. Burada kendi gençlik, genç kızlık anılarım, öğrencilerimden birkaçının, benim aileden derken içinde bu sevginin sihirli gücünde 17 tane anı var. Hiç anı değiştirmedim. Tam anı olarak bu kitabı bastırdım. Ama Kimliğimi Çalamazsın'daki anıları öyküye çevirdim. Burada da 16 tane yaşanmış. Hepsi yaşanmış. O kadar çok alındı ki bu geçtiğimiz hafta KTP'de KTP Belediyesi bir çocuk kitapları fuarı açtı. İnanın gençlik kitaplarımda ortaokul öğrencileri tarafından alındı. Yetişkinler bile aldılar. Bunun dışında yine benim
gelişimle ilgili de hemen şey yapayım. Yaşama şey pardon yuvatlaşan yaşam bu da gençler için aynı zamanda ortaokul öğrencileri için roman ilk romanım bu da yaşanmış bir kitap Malatya'da 9 yaşındaki bir kızın mücadelesi anlatılıyor yaşanmış bu kız kim biliyor musunuz Hülya Hanım anne 9 yaşındaki bir kızın 14 yaşına kadar mücadelesi. Bunun 2., 3., 4. ve 5. cildi de yazılacak. Ama ne zaman Türkan Sallam romanını bitirdikten sonra Yiğitler, Yiğitlerden sonra bunun devam edecek. Yani ben yazmayı çok seviyorum, zevkle yazıyorum, çok çabuk yazıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Yazmak tam benim işimmiş diyor. Benim en çok severek yazdım, ve en yani yumaklaşan yaşam ikinci derecede nutuk, Atatürk'ün nutkunu özetledim. Ben bunu yazmadım, ben özetledim. Hıfzı Galip Belidedeoğlu'nun özellikle orijinal olarak bastırdığı nutku özetledim. Tabii ki Milli Kütüphane'ye gittim Ankara'ya. Orada bir iki ay Milli Kütüphane'de araştırma yaptım. En iyisini, en güzelini, yani çocuklara gerçekten güzel bir nutuk olsun diye çok uğraştım. Çok seviyorum kitabı bulmak. Bu ikinci baskı. İkinci baskı. Kitap fuarında da bayağı aranıyorum. Çok imzalıyorum. Çok seviyorum. Bir de şiir kitabım var. Bu da yetişkinler için, gençler için, hatta ortaokul lise öğrencileri de okuyabilir. Bu da şiir kitabı. Evet, bunun dışında da antolojilerde çok şeylerim yer aldı. İşte Baba Şiirleri Antolojisi'nde 5 tane şiirim var. Anne Şiirleri Antolojisi'nde yine 5 tane anne şiirim var antolojilerde. Artı Dağılma diye bir roman yaptık biz. Burada bir Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu bir edebiyat topluluğunda 15 kişi birleştik. Tenar 2085. 2085'te neler olabiliyor Türkiye'de, dünyada şeklinde Dağılma diye bir roman yazdık. Ben de orada öğretmendim. Daha doğrusu hem öğretmen hem okul müdürü olarak romanda yer aldım. Bu da evet Başyat'ın yine antolojileri birkaç tane burada da şiirlerim yer aldı artı yine Gönül Balmakır benim hocam benim onun güvercin romanları var o hukukçu kendisi çok sevdim Profesör Gönül Balmakır Gün İçen diye bir kitap çıkardık orada da iki öyküm var benim yaşanmış iki öykü. Kitaplar böyle. Yazmayı seviyorum Hülya Hanım. Çok güzel. Sevgiyle yazıyorsunuz. Sevgiyle yazdığınız için de çok güzel şeyler çıkıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gülseren Hanımcığım size. Son olarak Halk Yürüsü Web TV seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Sadece alabilir miyiz? Tabii ki. Tabii. Valla ben açık konuşan bir kişiyim. Yani derneklere hep sivil toplum örgütlerin olarak Atıf Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşam, Ulusal Eğitim Derneği, buralarda yönetimlerde görev aldım, başkanlık yaptım. Ama Halk Kürsüsü bana çok değişik geldi. Çok, yani 3 ay önce tanıdığım o kadar hoşuma gitti ki. Ya, partiler üstü, tabii bizim Çağdaş Yaşam da partiler üstü. Atatürk Düşünce Derneği'yle partilerimizde. Ama buradaki amaç çok ilginç. Şöyle, Atatürk'ün hedefleri doğrultusunda hareket. İşte bu benim en çok Atatürk sevdalısı bir öğretmenim ben çünkü. Gerçekten ben Atatürk'e borcum var, bu Cumhuriyet'e borcum var.
hemen halk kürsüsü derneğine üye oldum. Sağ olsun Tanem Hanım bana halk kürsüsünün amaçlarını verince şöyle bir baktım. Tamam, ben dedim üye oluyorum. İyi ki oldum. Herkesi de halk kürsüsüne üye olmaya davet ediyorum. Çünkü partiler istedim. Kürsüde konuşuyorsunuz özgürce. Kimse size hiçbir zaman niye konuşuyorsun, yapak diyemez. Çünkü halk kürsüsü. Halk konuşuyor. Evet. TV Başarılı Kadınlarımız programımızın bu haftaki konuğu eğitimci yazar Sayın Gülseren Delibaş'tı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Her zaman başarıyla kalın, esen kalın.